Evet sonunda karşımızda merakla beklenen portal modu gameplay videosu. Önceki videoda demiştim umarım da portal videosu paylaşır. Çünkü sipariş verip vermemek arasında kalan birçok insan vardı diye. Özellikle eski veteran tayfadan bu arkadaşları biliyorum. Yorumlarda, forumlarda, discordda konuşuyoruz. Abi alın size portal modu. Karar sizin. Bu videoda size portal modu hakkındaki tüm detayları aktaracağım. O yüzden bir yere ayrılmayın. Bu videoda neler var? Yeniden yapılmış eski haritalar, silahlar, araçlar, askeri skinler. Kısaca her şey var. Bunların dışında portal modu hakkında devasa bir blog da yayınladı DICE. Bu blogda ortam modunu oynarken neleri değiştirebiliriz? Hangi ayarları istediğiniz gibi yapabilirsiniz? Bunların bilgilerini verdiler. Hepsini tek tek kafanızda soru işareti kalmayacak şekilde detaylı şekilde inceleyeceğiz. Yolumuz uzun ama videomuzun konusuna geçmeden önce sizin gibi Türk oyunculara ulaşmam konusunda bana destek olmak isterseniz ve kanalda yeniyseniz boşta bir aboneniz varsa alırım bir abonelik. Kanalda eskiyseniz de bir like bir yorum beğenmediyseniz dislike de olabilir. Çok görmeyin. Ayrıca Battlefield hakkında son dakika bilgilerine, sızıntılara veya sadece sadece oyun oynayacak bir arkadaş arıyorsanız Discord sunucumuza beklerim. Linkleri açıklamaya ve aşağıda sabit yoruma koyacağım. Lafı uzatmadan videomuzun konusuna geçiyorum. İlk harita Battle of the Bulge, bu harita çoğumuzun oynamadığı ilk BF oyunundan Battlefield 1942'den bir harita olarak geliyor. Bu oyunda eski BF-42 askerleri yeni BF-42 askerlerle karşı savaşıyor. Öyle dizayn edilmiş bir oyun yani. Bir nevi eski silahlar yeni modern silahlara karşı gibi durum söz konusu. Burada ise deminkinin aksine oyunu 1942 askeri gözlerinden görüyoruz. Eski oyunda anti tank sınıfı vardı. Gördüğünüz gibi bu sınıfta sadece bazuka ve bir adet kol tabanca var. Bu ne demek? Seçtiğiniz oyuna özel sınıfları kullanabileceğiz demek. Hatta arkada ufak bir karede ve Spitfire uçağını görebiliyorsunuz eski oyundan. Şimdi el alameyine geçiyoruz. Benim hasta olduğum çok güzel bir haritadır. Efsanedir yani. Çok büyük araçların ön planda olduğu bir harita. Burada 8 adet tank gözüküyor ve sonra da 2 adet devasa B-17 bombardıman uçakları gelip bomba atıyor kafalarına bu tankların. Abi çok epik moment bu arada onu söyleyeyim. Yani diyecek bir şey yok. Ne diyeyim? Harika oğlum yani. Elimiz ayağımız titredi. Ama bundan daha iyisi yok mu? var tabii ki. Bad Company 2'den Valparaiso haritası arkadaşlar karşınızda. Şuna bir bakın abi. Aga çok iyi duruyor. Dice güzeli çıkarmış. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Kimi zaman bizi üzdü, ağlattı, bağırttı, kızdırdı ama Sezar'ın hakkı Sezar'a diyorum. Çok güzel gözüküyor. Abi. Atmosfer desen var. Renkler, ışıklar, detaylar, yıkım yani distraction desen o da var. 2010'daki haritayı orijinaline uygun ve daha fazlası ile 2021 yılına taşımışlar. Ayrıca Casper burada elinde yeni sniper tüfeği NTW 50'yi kullanıyor. Onu da ilk defa görmüş olduk. Burada ise güzel C4 Quad Bike resiteli izliyoruz. Her zaman derim Bad Company 2'nin yeri bende çok ayrılır. En çok sevdiğim deli gibi oynadığım ve beni seriye en çok bağlayan oyundur. Valparaiso'yu böyle görünce bir duygulanmadım değil. Veteranların gözleri yaşlı. Bir başka efsane Bad Company haritası. Arica Harbor. Ah ulan ne oynardık burada. Abi burada ne oynardık biliyor musunuz? Buradaki rush modu efsanedir abi. Oyun çıkınca burada rush oynamızı kesinlikle ve şiddetle öneriyorum. Burada BF-42 askerleri Bad Company askerlerine karşı savaşıyor. Arkada Little Birdler, Black Hawk'lar ne ararsan var. Bu sahnede çatıya çıkıyoruz ve karşımıza Rus Engineer sınıfı asker. Gerçekten söylemem lazım bunu. Dice asker karakterini çok iyi kotarmış ve harika polislemiş Çok güzel duruyor hepsi. Bu ikonik karakteri böyle görünce 34 yaşında adam izlerken aga çok iyi olmuş ya diye bağırdım evde onu da söyleyeyim. Gerçekten abartmıyorum. Bundan daha iyi olamazdı beyler. Eline sağlık Dice. Şimdi BF3'ten bir başka efsane haritaya geçiyoruz. Nozair kanalları haritası. Burayı da eskiden çok severdim. Burada Hovercraft'la tersaneye dalıyoruz. BF42'den jet. BF3'teki jetin yani S-35'i kovalıyor. Ayrıca MI-28 Atak helikopteri de var Ruslardan. Bu da arkada gözüküyor böyle. Burada ise karşı taraf yani BF3 askeri perspektifinden görüyoruz artık. Elinde AKS-74U var bir tane. Altına lazer takılmış. Engineer sınıfındayız. Genel olarak DICE eski asker skinleri konusunda aşırı iyi bir iş çıkarmış. Şu karakterdeki, şu karedeki detaylara biraz bakın. Uzun uzun dediğimi anlarsınız. Ben başka bir şey demiyorum. Uzun uzun inceleyin. Başarılı buldum olduğumu tekrar tekrar altın çizerek söylüyorum. Burada ise yine fan favorite olan yani oyuncular tarafından çok beğenilen özellikle veteran tayfanın çok sevdiği kespin Border haritasına paraşütle atlıyoruz. Elimizde asfal var. Burada bir ufak detay da şu var. Eski asker skinleri yok oyunda. Portal modunda eski asker perkleri ve özellikleri de var. Mesela burada flag yani patlamalara karşı ekstra korunma özelliği devrede. Gameplay'de dikkat çeken detaylar bunlardı. Ama yine diyorum DICE Oğlum şu videoları niye hep bir dakika yapıyorsunuz? Abi biraz daha uzatsanıza kardeşim ya. Şöyle bir doyalım zaten şunun şurasına 9 gün kalmış oyun çıkmasına. Neyse az daha sabır abi 9 gün kaldı. Şimdi işin detayına ve yayınladıkları blok kısmına geçeceğiz. işin çetrefilli kısmına çoğunuzun da merakla beklediği. Abi hangi ayarları yapacağız, nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz diye meraklandığınız tarafa. Size portal modunda ne kadar özgür olduğunuzu, neler yapabileceğinizi, zevkinize göre nasıl oyunlar inşa edebilirsiniz onları anlatacağım biraz. İşte bu ayarların limitleri nedir, ne değil Bildir, hepsini göstereceğim. Aklınıza soru işareti kalması için elimden geleni yapacağım. Eğer sorularınız varsa mutlaka yorumlarda sorun. Oyun çıktığında Dyson kendi hazırladığı hazır taslaklar olacak. İster bunları oynarsınız ister yok abi, ben daha farklı detaylı oyun taslakları hazırlayacağım. Onu da oynarım diyebilirsiniz. Şimdilik değiştirebileceğiniz şeyler silahlı odafları silahlar, araçlar ya da rotasyona sokabileceğiniz farklı farklı haritalar. Bunlar rahat rahat değiştirebileceğiniz ayarlar. Yok ben çok çok daha detay adeta dibine kadar değiştireceğim oyun ayarlarını derseniz mermi hızı kaybedilen canın hangi hızda döndüğü, bir düşmanın kafaya ya da vücuda hasar aldığında daha fazla canının gitmesi gibi aşırı detayları ufak tefek ayarlamalar bile yapabileceksiniz. Eğer daha farklı ve daha önce görülmemiş oyunlar tasarlamak istiyorsanız kural editörü diye bir olay var. Onu kullanacaksınız. Bu editör sayesinde o gösterdikleri meşhur bıçaklar, defibratörlere karşı ya da mesela sadece tabanca savaşı gibi aşırı eğlenceli modlar ve oyunlar kurabileceksiniz. Daha anlatırken güzel güzel anlatıyorsun Metürk. Peki bu işleri biz nasıl yapacağız? Vatandaş Kemal bu işi nasıl yapacak? Anlatayım güzel kardeşim. Toplanın şöyle bir etrafıma. Öncelikle bu ayarları ve modifikasyonları bir web sitesinden yapacaksınız. Oyuna sahip olmanıza bile gerek yok. İhtiyacınız olan tek şey aktif bir IE hesabı. IE hesabınıza gireceksiniz. Siteye login olacaksınız ve istediğiniz oyunları, modları, kuralları yaratmaya başlayacaksınız. Kısaca oyunu yaratması bedava ama yarattığınız oyunu oynamak paralı gibi bir durum oluyor. Yarattığınız oyunun bir adet paylaşım kodu olacak ve bu kodu arkadaşlarınıza verip paylaşmanıza izin veriyorlar. Ve karşımıza portal modu ana ekranı var şu anda. Çeşitli sekmeler var. Gördüğünüz gibi ve işte benim tecrübelerim hepsi Conquest, Rush gibi hazır sekmelerden istediğiniz oyunu seçeceksiniz. Yukarıda ise Create Something New yani yeni bir şeyler yarat butonu var. Oradan da istediğiniz oyunu yaratacaksınız. Hayır ben bu taslaklarla oynamayacağım. Kendi oyunumu yaratacağım diyorsanız yukarıdaki butona tıklıyorsunuz. Bu ekranda ise bir oyunu çekirdekten sonuna kadar nasıl yaratacağınızı göstereceğim size. Çekirdekten başlayarak oyun modu, harita rotasyonu, oyun modu detayları, ufak tefek tweakler ve ayarlar, kısıtlamalar. En sonunda da kural editörü şeklinde bir oyun yaratma zinciri taslağı mevcut burada. Sırasıyla ayarları yaparken en sonunda oyunu yaratmış olacaksınız. Mesela Conquest Large modu gibi bir oyun yaratacaksınız. Şunu da yine söylüyorum. 128 kişi olayı sadece yeni jenerasyon konsollar ve PC için eski konsollar. 64 kişi sınırında kalacak. Onu da tekrar söyleyeyim. Dice burada sizin için haritaları büyük orta küçük diye kategorilere ayırmış. Bu sayede diyelim sadece tabanca oynanacak ve free for all ya da himdet maçı oyunu kurmak istiyorsunuz. Buradan küçük haritalardan Aurgulaz haritasından Al Salam Park'ını seçtiniz. Harita daha ufak ve seçtiğiniz moda uyumlu olacak. Ya bu tabi size kalmış. İsterseniz devasa bir haritada tabancalarla etrafta koşturabilirsiniz. Ama bu seçeneği size sunmuşlar. Size yardımcı olmak için yapmışlar bunu böyle. Yoksa devasa haritalarda elde tabancayla koş pavan koş tribi olur biliyorsunuz. ha Onu isteyen de olabilir ama size kalmış yani. Siz de kafanızdaki şablama uygun bir haritayı Dyson size verdiği taslak haritalarla birleştirerek böyle gayet uyumlu eğlenceli oyunlar yaratacaksınız. Ya da Yok abi ben kan istiyorum deyip 128 kişiyi noise hair kanalları harita haritasının konteyner alanına sıkıştıracağım derseniz de kaos istiyorum, kan istiyorum derseniz sizi de düşünmüşler. Seçim size kalmış. Hem haritaların ham ve büyük halleri hem de kısıtlanmış küçük alanları mevcut. Seç beğen al demişler size. Çekirdekten kural editörüne kadar olan ki süreçte daha detaylı anlatmak gerekirse bu ekranlardaki ayarlara baktığımızda gerçek oyuncu Sayısı yani yarattığınız oyunda kaç oyuncu olsun barı oynatarak istediğiniz sayıyı seçeceksiniz ister 128 ister 64 ister 40 ister 70 ne isterseniz bot oyunda bot olsun mu olmasın mı işte oyun süresi düşman vurduğunuzda tiketten kaç puan gitsin ayarı bile mevcut su kağıdınızın yanında spawn olma süresi ya da sadece su kağıt liderinde spawn olma gibi detaylar da mevcut. Modifier kısmına geçersek burada değiştireceğimiz ayarlar işte Friendly Fire olsun mu olmasın mı? Oyunda doğal afetler, hortum, aktif hava olayları vesaire gibi olaylar olsun mu olmasın mı? Headshot attığınızda daha fazla hasar alma ayarı, aim assist açıp kapatma, vücut hasarı attığınızda daha çok veya daha az hasar alma ayarı, haritada yerleşik silahlar, elemciler, anti-air'lar, toplar, tüfekler olsun mu olmasın mı? Klasik silahlar ve loadout'lar olsun mu olmasın mı? Burada anladığım kadarıyla her oyun için farklı dengeleme seçeneği de sunmuşlar size. Işte. Drop Zone ise birini vurduğunuzda düşmanın ölüsünden mermi falan düşsün mü ya da düşmesin mi? Y kadar detaylı dünya kadar ayar var abi. Deli olursun oğlum. Deli olursun. Harika ayarlar var yani. Burada oyunun hardcore mod gibi olup olmayacağına kadar karar verebiliyorsunuz kısaca. Şöyle güzel bir server kiralayın. Bir hardcore mod ayarlayın be. Atlarım gelirim aranıza? Bu ekranda ise daha çok iade hareketlerini arayacağınız seçenekleri görüyoruz. İşte oyunda yere yatma olsun mu olmasın mı? ADS yapma açık kapalı. Canınızın geri gelme hızı. Kayma açık kapalı. Kaymayı kapatacağım kardeşim. Kod olmuş. Oyun bok olmuş. Bu oyun Apex olmuş diyenler. Ağlayarak günlüklerinize yazabilirsiniz ya da portal moduna gelip ayarı kapatabilirsiniz. Oyuncuların maksimum canı kaç olsun? Squad Revive olsun mu olmasın mı? Sprint atma olsun mu olmasın mı? Hatta öldüğünüzde Warzone'daki bir down state durumu da olsun mu olmasın mı? Ayarı bile var. Insta-Death gibi hemen ölme şeklinde de seçebiliyorsunuz. Düşme hasarı ne kadar olsun? Açık mı olsun, kapalı mı olsun, ne kadar olsun, gibi gibi, deli gibi detaylar, seçenekler var. Yani diyelim Conquest modu yarattınız bir tane ama ölme olayının seçeneğini değiştirdiniz. Dance şekilde ayarladınız diyelim. Vurulduğunuzda etrafta serilenebileceksiniz abi ve arkadaşlarınız sizi revive edebilecek. Ama bir anlamda Conquest'le oynuyoruz yani. Onu da hatırlatayım tekrardan. Çok değişik bir tecrübe bekliyor biz ben söyleyeyim. Her anlamda sandbox bir dünya resmen. Battlefield serisi burada çok net diyorum tarih yazıyor bu arada. Onu da söylemeden geçmeyeceğim. Online FPS oyunlarında devrimdir bu abi. Portal modu bu oyunda eğer tutarsa, eğer dilediğimiz gibi çalışırsa gerçekten devrim niteliğinde. Var. Her türlü olaya ve tecrübeye açık bir sandbox battlefield cenneti burası çünkü. Araç seçenekleri menüsünde araçların spawn olma hızı, araçların maksimum canı, araç canlarının geri dönme hızı, araç olsun mu olmasın mı, araçlar sadece tabletle mi çağrılsın ya da sadece base'lerde mi spawn olsun, bu tarz detaylar var. Oyuncu arayüzü ekranında ise işte pusula olsun mu olmasın mı, silah plus sistemi aktif ya da kapalı, dost düşman görme açık kapalı, tut açık kapalı, pingleme açık kapalı, minimap olsun mu olmasın mı de gibi detaylar ayarlanacak burada. Yapay zeka ayarları ekranında ise yukarıdaki kutuyu yüklerseniz koyduğunuz bütün kurallar AI botları da uygulanır şeklinde bir kolaylık sağlamışlar. Güzel olmuş. Mesela sizin seçimize göre oyuncular oyunda sprint atamayacaklar ama eğer bu tiki seçmezseniz botlar sprint atabilecek gibi ayarları da sizin seçimize sunmuşlar. İşte bot olsun mu olmasın mı ya da kaç tane olsun pvp mi yapsınlar pve mi yapsınlar seçenekler hep bizim elimizde. Botların toplam canları hareket hızları vesaire gibi dünya kadar seçenek de var. Bu ekranda ise hangi oyundaki askerler kimlere karşı savaşacak onu seçiyorsunuz. Buradaki örnekte sol tarafta bf42 askerleri silahları ve araçları sağ tarafta da battlefield 1942 askerli silahları araçları birbirine girsin diye seçtiğimiz ekranı görüyoruz. Karakterlere gelirsek bu ekranda ise başta hangi karakterleri seçerseniz ona göre bir ekran geliyor. Oyundaki karakterleri keyfinize göre seçebiliyorsunuz. Diyelim ki ben buradan operatörlerden Wallhack'li Güney Koreli ablayı oyunda görmek istemiyorum. Onu bu oyundan çıkarabilirim. O seçme hakkını daha hiç bize vermiş eski oyunlardaki faction'lar, İngiltere, Almanya, diğer oyunlarda ise Amerika ve Rusya şeklinde ikiye ayrılmış durumdalar. Silah seçenekleri ekranındaysa Portal modunda toplamda 75 adet silahtan fazla seçeneğimiz var. Bu sayıya silahlara özel attachment ve parçaları katmadım bu arada. Bunları da üstüne katın. Şöyle bir detay daha var. Eğer iki takımda aynı dönemin askerleri ise yani aynı oyunun askerleri ise diyelim 1942 İngiliz 1942 Alman gibi hangi silahlara hangi takım Nasıl ulaşsın? Ulaşabilsin mi? Bu ayarı da yapabiliyorsunuz. Mesela her iki tarafta BF-142 askerleri ama Almanlar Kar98 oynasın. İşte sadece İngiliz tarafı da M1 Garand oynasın diyebilme şansınız var yani. Hangi attachmentlar kullanılsın onu da seçebiliyorsunuz. Bazı parçaları kapatıp açma şansınız var. Mesela susturucularla aranız yok istemiyorsunuz oyunda. Direkt kapa abi sıkıntı yok. Ve bu parça seçenekleri silahların tümüne değil hepsine tek tek ayrı ayrı verebilirsiniz. Atak helikopteri sevmiyor musun abi? Kapat. Atak eli yok. Tank camperları canını mı sıktı? kapat abi sadece piyade olacak. Bu şekilde seçenek ve ayarlamalar da mevcut bu modda. Sınıflara ait araçlarda da isterseniz kısıtlamalara gidebilirsiniz. Mesela Volhix'siz Güney Koreli abla modu diye bir oyun yaratacağım. Ben kesinlikle bunu söylüyorum. Oyunda Güney Koreli abla olacak ama Volhix özelliği olmayacak. Ulan daş, neyse bir şey demiyorum. Keyfimi kaçırmayacağım. Çok mutluyum. O yüzden uzatmıyorum. Geçiyorum mevzuyu. Şimdilik gösterdikleri seçenekler ve ayarlar bunlar. Şimdi söyleyeyim oyun çıktığında kesinlikle yarım saat bu ayarlarla uğraşmak zorunda değilsiniz. Daha size hazır birçok taslak oyun sunacak. Portal moduna şak diye girip herhangi bir hazır taslak moduna girip oynayabileceksiniz. Ama eğer daha farklı bir tecrübe istiyor ve arıyorsanız bu ayarları yapıp istediğiniz oyuna gireceksiniz. Bu şekilde düşünülmüş. Son olarak da zincirin son halkası kural editörü ekranı karşımızda. Burası biraz karışık gözükebilir. Burada oyunun ana kurallarını, oyundaki genel tecrübeyi ve skriptleri ayarladığımız ekran burası çünkü. Kafanız karıştığında neyin ne olduğunu bilmediğinizde sağ tıklayıp bu ayarın ne olduğunu ufaktan anlatan bir açıklama da çıkacak yanında. Tabi bu ayarlar web sitesinde büyük ihtimalle Türkçe olmayacak. O yüzden yabancı dili olmayan arkadaşlarımız biraz zorlanabilir. Üniversitede İngiliz Dili Edebiyatı okudum abi. Oyun çıktığında gelin benim Discord sunucuma ya da aşağı yorumlarda sorarsınız. Müsait oldukça ben size yardımcı olurum. Bu dil bariyerini aşmanız açısından. Ayrıca oğlum yıl 2021 en azından bir İngilizce öğrenmeye emek edin lan. Dünya adamı olun birazcık. Hak elin yabancısına uzaya gitti. Biz hala su akar Türk bakar. Evet bu umurluğum ve kamu spotumu da yaptığıma göre devam edebiliriz. Bu yarattığınız taslakları seyredip kopyalamak mümkün. Diyelim bir taslak hazırladınız ve bu taslağın linkini arkadaşınıza atıp istediği detayları eklemesini de sağlayabiliyorsunuz. En sondaki aşama ise taslak oluşturulduktan sonra DICE bu taslağı alıyor database'ine ve ufak bir onay sürecinden geçiyor. Aşırı bir dengesizlik var mı yok mu tarzında bir kontrol ediyor herhalde. Onaylanınca da sizin taslağınıza koyduğunuz tagleri herkes görebiliyor ve bu taslağı serverlara koymaya başlıyor. Diyelim arama kısmına onlu pistol yani sadece tabanca yazdınız. Bu arama sonucunda bu tag'e sahip bütün taslaklar önünüze çıkacak. Siz de pazarda gibi seç beğen al moduna gireceksiniz. Ama daha hiç özellikle söyledi bu tarz çok mikro ayarlar gözünüzü korkutmasın. Dice size oyun taslağı nasıl yapılır şeklinde bir rehber de gösterecekmiş. Rehber de çıkaracaklarmış. Oyun çıktığında zaten hazır taslaklar da olacak. Feature taslaklar olacaktır. Yani büyük ihtimalle bu kadar meşakkate girmek istemeyen oyuncular da sevdikleri birer taslak oyun bulabilecek. Benim tahminim özellikle çok fazla olumlu yorum alan ya da çok oynanan taslakları DICE bir havuz oluşturup önümüze koyar diye düşünüyorum. Mutlaka öyle yaparlar. O yüzden gözünüz korkmasın. Her şeyin bir yolu yordamı çaresi bulunur. Zaten server browser'da olacak. Kısaca sıkıntı yok kardeşim. Battlefield var. Bunların dışında oyun için mesajlar atma, oyuncu kikleme, oyuncu banlama, haritayı baştan başlatma, sonraki haritaya geçme ve eski oyunların aksine bu oyunda banlama olayı server bazlı değil, oyuncu bazlı. Bu ne demek? Birini banlarsanız onu sadece o serverdan değil, oyuncunun profilini banlıyorsunuz. Yani ileride başka bir serverda oyun kurarsanız o dallama sizin kurduğunuz servera gelemiyor banlı olduğu için hiçbir şekilde oyunuza katılamıyor. Şöyle ufak bir sıkıntı durum var. Yara bu yarattığınız oyunlar ve serverlar içinde tek bir canlı oyuncu olana kadar açık kalıyormuş. O yüzden yarattığınız oyunları mutlaka sağa sola arkadaşlarınıza, discordlarınıza mutlaka paylaşın. Bunu neden böyle yaptılar anlayabiliyorum. Kötü bir durum mu? Evet kötü bir durum ama kesinlikle kalıcı olmalıydı bu serverlar. Ama bunu neden böyle yaptıklarını hepimiz biliyoruz. Çünkü oyun çıktığında dünya kadar oyun yaratılacak milyonlarca belki de ve bunların arasında boş kalacak olan olanlar da mutlaka olacaktır zaten. Bu kadar server maliyetine kimse girmez. Onu biraz anlıyoruz. Çünkü çok sevdiğiniz bir server buldunuz. Kuralları bilmem neyi her şey size çok uygun. Eğer orada oyuncu kalmazsa server buhar oluyor maalesef. O biraz sıkıntılı bir durum ama diliyorum Belki oyun çıkınca böyle bir sorun kalmaz. Çünkü herkes oyunda olur. Tabi ileride de bu olaya ileride kiralık serverlar olayı gelecektir. Ve bazı yaratılmış oyunlar bu sayede her zaman kalıcı olacaktır. Ama şunu da söyleyeyim. DICE kardeşim bizi bozma. En adem elimizde bu kadar imkan var bu kadar imkan verdin bize. Kalıcı server olayında mutlaka getir. Altımıza Ferrari vermişsin. Toprak köy yolunda gidilmez. Biz 6 şerit otoban lazım. Gazoz olma efsane ol diyorum Daysa. Çünkü ihtiyacımız olan kalıcı serverlar abi. Kalıcı olmazsa portal modu potansiyeline hiçbir zaman ulaşamaz. Evet sonuca gelir ve toparlarsak. Ben çok yükseldim şahsi olarak. Onu öncelikle söyleyeyim. Portal modu eski haritalarda remaster şekilde oynamak en büyük istediğim şeydi zaten. Daha önce demiştim oyunu sipariş vermemiş veteran tayfa portal modu oynanış videosu bekliyor diye dediğimi yaptılar. Daha İsmet Türk'ün videolarını izliyor kardeşim. Şaka bir yana beklediğimden çok daha etkiledi beni portal modu. Seçenekler, ayarlar, kıl tüy derken inanılmaz detaylı bir değişik bir multiplayer FPS tecrübesi bekliyor bizi. Bu portal modu eğer potansiyeli işleyebilirse çok büyük devrimdir bu arada onu da söyleyeyim. Modla Battlefield serisi çıtayı çok çok yukarı çıkarttı ve en yükseltti bence. Ama artık beni bırakalım. Söz sizde. Söz vatandaşta. Siz ne diyorsunuz? Portal modu beklentilerinizi karşıladı mı? Özellikle veteran ve küskün tayfaya soruyorum bunu. Sevgili veteranlar, yok mu bir harika Harbor 128 kişi Başlatmamız. Soruyorum veteran tayfa Düşüncelerinizi ve aklınızdaki mutlaka Yorumlara yazın. Hepsini tek tek okuyup Yorumlarınızla cevap vermek Çok hoşuma gidiyor. 9 gün kaldı abi 12 Kasım'da erken erişimde oynamaya Başlayacağız ve ilk yayını Battlefield 2042'nin ilk yayınını bu kanalda yapacağım. Hepinizi 12 Kasım'da bu kanala canlı yayına bekliyorum. Kaçınızda savaş alanına görüşeceğiz aşağıya yazarsınız. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha fazla Türkçe Battlefield içeriği için kanala abone olmayı, içerikleri beğeniyorsanız like atmayı, beğenmiyorsanız dislike atmayı unutmayın. Ve tabii ki yorumlarınızı da bizle paylaşmaktan çekinmeyin. Canlı yayın içeriklerinden hoşlanıyorsanız canlı yayın kanalıma abone olmayı ve Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Savaş alanında Görüşelim.